Bambi. Aradan bir gece geçti. Güzel bir sabahtı. Ormandaki bütün kuşlar hep bir ağızdan şen şakrak şarkılar söylüyorlardı. Fakat birden çok korkunç bir olay oldu. Önce kulakları sağır edecek şiddetli bir ses duyuldu. Sonra çayırda bir erkek karaca kanlar içinde yere yığıldı. Bambi korkuyla zıpladı. Ne yapacağını şaşırmıştı. Annesi "Durma, kaç!" diye bağırdı. Bütün hayvanlar ormana doğru koşuyordu. Orada annesiyle birlikte ağaçların içine daldı. "Neler oluyor anne? Neydi o?" diye sordu. Annesi titreyen sesiyle "Oydu, o geldi, o burada!" dedi. Sonra var güçleriyle koşmaya devam ettiler. Ormanın derinliklerine ulaştıklarında bütün hayvanlar bu olayı konuşuyordu. "Zavallı karaca, zavallı prens." Bambi hala olayın tesirindeydi. Kendini güvende hissetmiyordu. Sürekli kaçmak istiyordu. Nereye gittiğini bilmeden koşmaya başladı. Fidanların üzerinden atlamıştı ki birden olduğu yerde kala kaldı. Bilge prens tam karşısında duruyordu. Anlamlı bakışlarıyla Bambi'yi süzdü. "Annen nerede?" diye sordu. Bambi, "Bilmiyorum." dedi. "Öyleyse niye onu çağırmıyorsun?" Bambi Bilge Karaca'nın saygı uyandıran yüzüne baktı. Bütün cesaretini toplayıp "Ben yalnız kalabilirim." diye cevap verdi. "Sen geçenlerde ağlayarak annesini çağıran küçük değil misin?" Bambi utanarak başını önüne eğdi. "Evet, benim." dedi. Sonra başını yerden kaldırıp "O gün beni azarladınız Bilge Prens. Ama ben o günden sonra hiç ağlamadım. Ve annemi hiç çağırmadım." Bilge Prens aferin der gibi belli belirsiz gülümsedi. Bambi bu gülümsemeden cesaret alarak "Bilge Prens, ormanda herkesin o diye bahsettiği kim?" diye sordu. Uzun bir sessizlik oldu. Yaşlı karaca kısık bir sesle "Dinle, havayı kokla ve anla, kendin öğren." diye cevap verdi. Sonra o muhteşem boynuzlu başını havaya dikip "Alaşmaladı." dedi ve ağaçların arasından kaybolup gitti. Bambi arkasından öylece baka kaldı. Tarifsiz bir mutluluk ve gurur duyuyordu. Bilge Prens ona "Alaşmaladık." demişti. Hayatta birçok zorluk ve tehlike onu bekliyordu. Kendini bunların hepsine göğüs gerebilecek kadar güçlü hissetti.